bırak beni, beni bana ne yaptığımı bileyim. Bırak beni, beni bana ne yaptığımı bileyim. Bıktım bu tatlı canımdan, ağlamaktan usta güleyim. Bıktım bu tatlı canımdan, ağlamaktan usta güleyim. Oy oy oy. Gezer oldum, yüzer oldum. Deryayı, denizi buldum. Gezer oldum, yüzer oldum. Thank you.
sakal elinde. Babam da gülecek günün birinde. Aslan varılır mı çakal elinde? Evvelki günde, dün de bugün de. Adaletsiz döner imansız çarkı. Geçen yıl neydi bu yıldan farkı? Toprağım ağlıyor, dalım ağlıyor. Geçen yıl neydi bu yıldan farkı? Toprağım ağlıyor, dalım ağlıyor. Ağzınıza yüreğinize sağlık, sizin de. Sizin de efendim. Merhaba sevgili türkü dostları. Her cumartesi akşamı olduğu gibi bu cumartesi akşamı da sizlerle birlikteyiz. Ve birbirinden değerli iki tane, benim yüreğimde yerleri çok ayrı olan iki insan var, iki usta var. Siz anons edin bence. Evet, burada ben devreye giriyorum. Uzun zamandır böyle bizi peşinde koşturan, gerçi biz her hafta birlikteydik yurt dışında da, yani bu şöyle latif olsun diye söylüyorum. Uzun zamandır, tabii ki sonuçta kolay değil yurt dışındaki o kadar yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdı. Dedik ya, uzun zamandır aslında sizlere daha önce böyle sürpriz olarak da bugün de sürpriz oldu. Arzu'nun da söylediği gibi bizim yüreğimizde çok farklı bir yer olan çok değerli dostumuz, canımız ciğerimiz, kurban olurum senin o bakışlarına, gözlerine. Sevgili Güler Duman, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasınız. Ayaklarına ben, sağlık. Sağ olasın. Sizin de gönlünüze, yüreğinize sağlık. Seni burada görmek inan ki bütün bizi ustalarımız gibi çok mutlu etti. Çok mutlu etti. Çok böyle sevinçliyiz. İnanın. Ve heyecanlıyız. Ben de mutlu oldum. Hem güzel bir program hem de şimdi hep ben sizi orada ağırlıyordum ya. Evet. İlk defa ben misafir geldim şimdi. Serkan da söylediği gibi. Sizle ama birlikte olmak güzel bir duygu. Şimdi bizim yandığımız bir taraf var. Şimdi biz geliyoruz mesela işte. Siz Gülzar ablalar böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz onun, yani programın türkülerinin dışında da. Hı-hı. Sen geldin 3 gün sonra gidiyorsun. Ben şimdi biz hiç o konuda bir ne yemek ısmarlayabileceğiz. Sinan abiye diyorum ki ya bir akşam oturak hani Güler Hoca falan diyor ki Ali vallahi çok yoğun. Şimdi kısa sürede geldiğim zaman da ilk önce tabii ki işimize ağırlık vermek zorunda kalıyoruz ya, ama benim gönlümsüz de bir de insanların birbirini yemeyle içmeyle bilmez. Eyvallah canım. Bizim soframız her zaman için herkese de açık. Sizin de gönlünüzün, yüreğinizin, sofranızın herkese açık olduğunu yani biliyorum. Yemiş gibi oldum. Eyvallah. Hani bizde vardır böyle gelen misafire böyle en azından bir ekmek yüzde vermek. Yüzdeyiz ağırlarlar. Hah. Bir de ağırlar. Zorla hele iç. Ye, zorla iç. Evet. Yemiş hep gibi, böyledir değil mi hocam? Zorla. Sağ olun. Türküler de yetiyor. Türkülerle de doyuyorum. Eyvallah. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Bir konuğumuz daha var ki onu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Benim bugünlere gelmemde gerçekten çok büyük katkısı olan, çok büyük emeği olan. Mikrofonu aşağı. Değerli hocam. Aşağı indir, indir. Sevgili Haydar Bıçakçı. Hep hocamdan, hocamızdan bahsediyoruz Serkan'la ben. Bu akşam Güler hocamızın yanında onu da konuk aldık. Ve burada olmanızdan gurur duyuyorum hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Sağ ol. Çok iyiyim. Yani her zamankinden daha iyiyim. Böyle üç güzel insanın yanında ben de varım. Çok mutluyum. Çok iyiyim. Sağ ol. Bugün gerçekten benim için çok çok özel, çünkü ben her fırsatta söylüyorum, her zaman söylüyorum, dinleyicilerimiz de biliyor. Ben 6 yaşımdan beri türkü okuyorum. Türküleri ben Güler Duman'la çok sevdim. Haydar da benim arkadaşım için, çıktı. Evet, benim için çok farklı iki insan burada. Bugün çok sevinçliyim, çok mutluyum, çok da gururluyum. Çünkü hep böyle sevgili Güler hocam hep çok uzak gelirdi. Ama tanıştıktan sonra da
Evet ya, ben boşuna sevmemişim dedim. Çok yüreği çok güzel. Sağ olasın. Sazı sözü zaten öyle, söylemeye gerek yok. Sevgili hocam da öyle. Tekrardan hoş geldiniz ya. Ben hepsi... Derler ki gönül gözün nasıl bakarsa karşıdakine, sen içindeki yüreğindeki neyse karşıdakini de öyle görürsün. Karşıdakine kötü bakan insan aslında içi kendisi kötüdür. Kendinde kötülük vardır. Evet. Eğer senin gönül gözün güzel bakmayı biliyorsa karşıdakinin hep güzelliklerini görürsün. Yoksa ben şimdi Haydar'a bakarken kusur ararsam bir tane kusur bulurum. Değil hiç kimse dört dörtlük değil. Ama o insanın güzel yönlerini bulup, o insanın güzel yönlerini her zaman için sevmek lazım. Bir de bir insanın doğasına, içine inmek lazım. Yoksa dıştan baktığınızda herkes soğuk durabilir. Hayatın getirdiği şartlardan dolayı yüzü asık olabilir. Her şey olabilir. Ama içine bakmak lazım. Dıştaki elbise sade derler ya, derisi iyi olsun, giydiğimiz kıyafet olsun, o bir görüntü. Ama iç güzellik çok önemli bence. Evet. Onlara paylaşmak güzel. Peki o içindeki güzelliklerden, yüreğinden ne akıyorsa şu anda, ne söylemek istiyorsan, hemen bir türkü de olabilir, peş peşe iki türkü de. Hatta peş peşe iki türkü oku bence. Olur, çünkü aslında ben benim planım stüdyoya aldığımızda böyle iki program üst üste çekip, daha sonra çünkü seni çok sık bulamıyoruz, çok, yani sık da Türkiye'ye de gelmiyorsun o yüzden. Ama bugün böyle doya doya seni dinlemek istiyoruz hocam. Tamam kurban, gelirim bir sonra. Hadi kurbanım sana. Eskilere bir gidelim o zaman. Gidelim. Eskiler, zaten eskilerden konuşacağız. 83'ten işte en son 14 yıl görüşemedik oralara da. Erkan Yoksul'un bir parçasını okumuştum. Eyvallah. Ben. Öl deseydin ölmez mi? Onu okuyalım. Thank you.
Seyit Meftuni Baba'nın. Eyvallah. Seyit Meftuni Baba'nın, onun da babası olan Aşık Hüseyin de sözler. Eyvallah. Ağzına sağlık. Sağ olasın, size de sağ olun. Şimdi hiç ara vermeden Haydar Hocam'a geçelim. Hocam sizden de istediğiniz gibi şimdi ayarlayalım. Ben de bir Mahsun-i Şeref'in anısından bir türkü söyleyeyim. Ama öncesinde bana bu kültürü miras bırakan babamdan bahsetmek istiyorum. Çok müstesna bir ortamda olduğum için onun sevdiği bir uzun ara. Uzun ara. O da o arada sevgili babanızı rahmetle saygıyla anarken yine uzun havada sevgili Muris Akarsu hocamızın sunam değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim evet. Bu dünyadan göçüp gidersem. Onu da analım, ona da yad edelim. Evet. İki tane ozanımızı vesaire birden gönderelim.
buradan göçüp gidersen, bir gün şu dünyadan göçüp gidersen, sunan sunan dağlar duman aman, boşa gider de gözyaşlarına ağlama. Kalıp yamanım, yok olur benliğim çürürse bende, yok olur benliğim çürürse beden, sunan sunan kölen olamam, boşa gider de gözyaşlarım ağlama. Sular sular yola dumanlama. Boşa gider de gözyaşlarım ağlama. Sular sular kalıp yama. Mezarıma gelesin, baz baz mezarıma gelesin, sunam sunam kölen olamam, dileğin kabuldur bunu bilesin, sunam sunam yola duman. Ben murad almadım da bunu bilesin, ben murad almadım da bunu bilesin, sunam 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 kölen olamam, boşa gider de gözyaşların ağlam, sunam sunam yola duman. Boşa gider de gözyaşlarım ağlamay, sunar sunar köle olamay. Değildir bu yeşil bağlar, ebedi değil.
yüce dağlar. Öz kardeşim ama bizim softalar. Mezarımda bile kırarlar beni, vay vay zalim dünya. Mahzun-ı şerifim, gayrı gam yemem. Bundan ötesini kimseye demem. Ufak vücuduma kefen istemem. Varsa insanlıkla sararlar beni, vay vay dostlarım vay. Vay vay dostlarım vay. Ağzına sağlık Aydın Hoca. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Biz de, ben mesela fırsat bulduk hocam. İşte giderim Haydar Hoca'yı dinlemeye yani. Seviyoruz Haydar Hoca'yı. Ben Arzu ile Serkan'ın sayesinde tanıdım onu. Ve herhalde aynı okuldan mı tanışıyorsunuz? Evet. Hocam, zaten bizler sizi tanıyoruz ama kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Şimdi önce ona bir deneyeyim de için. Zaten işte buraya bugün geleceğimi söylediğinizde zaten sevindim. Bir de ayrıca Güler Duman deyince de çok zaman oldu görüşmeyle. Evet, aynı okuldaydık. Bir üst sınıftaydım. Değil mi ben? O yüzden yine diyorum. Yani burada bulunmaktan çok mutluyum. Bir daha yine diyorum. Şimdi kendimden bahsedecek olursam işte müzik öğretmeniyim. Aynı okulda okuduk. Bir 10 yıl oldu. Bir dershanecilik dönemim oldu. Ondan da bahsettik kısaca. Şu an yok. Bunun dışında yine bir 6-7 senedir son zamanlarda gündemde türkü barlarda işte. Türkü sürüyorum. Ama ha, uzun süredir aynı yerde. Avcılar'da. 7 yıldır falan. Söylüyorum. Bunun dışında evliyim. Bir tane Ozan diye bir oğlumuz var. Evet. Verdin gitti ha. Beşik ekmesi mi yaptınız? Vallahi bilmiyorum. Dünür aşağıya, dünür yukarı. Dünür aşağıya, dünür yukarı. Şimdiki gençlere sormadan yapamazsın. Zor. Aşağıya, dünür yukarı. Yeni albüm hazırlığı var. Uzun dönemdir biz aslında Haydar Hoca'yı hep sıkıştırıyorduk hocam. Albüm hazırlığı var mı? Yani şimdiye kadar hiç ciddi anlamda düşünmedim. Ama bu son zamanlarda birazcık düşünüyorum. Hatta üzerine çalışıyorum da. Yani hangi bakımdan? İşte karınca kararınca, yani naçizane diyeyim, ufak da olsa bir hizmetimiz var. Aktarıcı olarak şimdiye kadar ustalarımızın, üstadlarımızın türkülerini aktardık işte. Bazen öğrettik, bazen de söyledik. Söylüyoruz da. Bir de bunun üzerine kalıcı bir şey de yapmak istiyorum diye düşünmeye başladım. Biz kaç yıldır söylüyoruz hocam ama sonunda böyle düşünmeniz mutlu etti bizi. Değil mi Serkan? Evet. Serkan hiç orada bugün sesin çıkmıyor. Ben dedim ki hiç susmaz, bugün hep konuşur. O kaşınıyor şimdi. Yani Serkan büyük oğlumuz deriz hep. Evet. O küçükten gelmişti. Görüyorum, valla çok seviniyorum. Yani bir şeyler paylaştık diye ben düşünüyorum da sizlerle ve diğerleriyle. Yok, hiç dilinden düşünmüyorlar seni ama. Yani sağ olsun. Almanya'da çok duydum da ben başka Haydar'la karıştırdım seni. Burada görünce de tanıdım. Sürekli böyle sürekli konuşuyorlar. Ama güzel bir duygu. Yani bir insanlara bir şeyler verdiğin zaman onun derler yani hani körce unutulması çok kötü bir şey ama senin öğrencilerin yok, sadık. Sağ onlar. Güzel bir şey. Güzel insanlar onlar. Hocamızı seviyoruz. Siz hocam dinleyelim artık ya bir tane de. Yok olmaz yok. Bugün. Biz okumayalım. Biz sonra aklımızı doldurduk. Birer tane okuruz sonlara doğru. Evet. O da sen bugün de okur. Bugün hep dinleyelim. Olur. Güzel. Yar selam göndermiş, ağlarım ama ben ona bir selam salmadan ölmem. Canlıdan cansızdan sorar
Thank you.
gelmez yolum uzun, yollar ömür boyu uzun, sonu gelmez yolum uzun. Zeytin gözlü kara kızın örgüleri kapalım yok dünyada, neyse halim sorsunlar beni. Bir kimseye bağım yok dünyada, isterse bizde vursunlar beni. Haydar 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 vursunlar beni. Nedir gavur Müslüman, gavur Müslüman, duman ateşte mi, ateşte duman. En el hak bana girdiğim zaman, ister kesip ister yüzsünler beni. Haydar 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 yüzsünler beni. Kul yaratmış bir de beni, bir de beni. Kimden kaldı bana imanım dini? Ben şeytan tanırım ne de perici. Bu konuştan insanım duysunlar beni. Haydar 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 duysunlar beni.
başa güldükten sonra, güldükten sonra az gayri yok imiş. Öldükten sonra gül taktım harap olduktan sonra, boş kuru hasra sarsınlar beni. Gönül taktım harap olduktan sonra, boş kuru hasra sarsınlar beni. Haydar 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 sarsınlar beni. Haydar 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 sarsınlar beni. Ne güzel oldu ya. Vallahi bak ya. Sanki evde gibiyiz. Güler Hocalar'da hissettim bir an kendimi, böyle oturup hep birlikte muhabbet ediyorduk ya hocam. Doğru. Arka arkaya türküler böyle çok güzel geliyordu. Dolu dolu. Soru soralım mı yoksa devam edelim mi müzikle? Bir türkü daha alalım Haydar Hoca'dan. Evet. Ondan sonra şöyle küçük bir sohbet olayım. Ederiz. Ondan sonra yine devam ederiz. Evet. Şimdi ne dinleyeceğiz hoca? Bir tane de Anıtkabir'den okuyayım. Okuyalım, onu da buradan saygıyla sevgilenelim. Onu da alalım. Eşlik edersin, beraber oku tabii ki. Anıtkabir deyince akan sular durur. Anıtkabir deyince akan sular durur yani. Suçluyor kimileri, sorguluyor yaralı, yüreğime kara çalıyor. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağırma bastığın insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağırma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. Soruyorlar aç bırakıp gülüyorlar, ekmeğin yüreğime usta diyorlar. Durmadan hep soruyorlar aç bırakıp gülüyorlar, ekmeğin yüreğime usta diyorlar. Usta değil acemi bir işçiyim ben, onurlu bir kavganın neferiyim ben. Dostum dostu düşmanımın eceliyim ben. Usta değil acemi bir işçiyim ben, onurlu bir kavganın eferiyim ben. Dostum dostu düşmanımın eceliyim ben. Bilip de söylemeyen diller utansın. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağırma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ çok olasın. Çok güzel oldu. Miren'in ağzına sağlık. Arda arda iki tane ağzı gördüm. Terler maktı. Güzel oldu. Canım. Vallahi süper. Kurban olayım sana. Ben de sana kurban olayım. Peki. Sen bana kurban, ben sana kurban. Bize kim kurban? Bize kim kurban? Şimdi hocam. Hocam. Şöyle bir soru var. Böyle ben aslında hepsini... Aslında ben sorayım. Siz bulana kadar
Evet, hayır ben bulup soracağım efendim. Niye böyle yapıyorsun hocam, Arzu? Hocam uzun bir süredir halk müzik tutkularından mahrum bıraktınız kendinizi. Güler Duman neden geri çekildi? Uzun süredir Güler sizleri... Duman geri çekilmedi aslında. Ama şu da var, Türkiye'de bulunamadım uzun süre. Tabii ki televizyon programlarına katılamadım, buradaki konserlere katılamadım. Bu sefer ne oldu? Güler Duman geri çekildi gibi oldu. Bu albümün promosyonu yani. Değil mi? Epey ki yani tabii, geç başladı. Bir sene, bir sene oldu yaklaşık. Bir kırgınlık yok. Yok, kırgınlığın falan yok. Kime kırılayım, kime darlayayım derlerek. Gücenirsen kendine gücen diye. Her sabah kalktığımızda, aynaya baktığımız zaman ilk önce kendi yüzümüzle karşılaşıyoruz. Eğer kendi yüzümüze, özümüze karşı bir hatamız yoksa kimse de kırgınlığımız bizim olmaz. Herkes kendi ettiğinden utanır diye bir laf vardır evet. Bizde. Herkes kendinden sorumlu. O yüzden kim ne demiş, ne etmiş beni ilgilendirmiyor. Ben hayatımda hep doğrularımı kendim mümkün olduğu kadar bulmuşumdur ve dostlarımdan aldığım eleştirilerle hep ayakta durmuşumdur. Çünkü gerçek seven dost eleştirir de, yeri geldiği zaman seni yerden yere de vurur ama o senin güzel yola gitmen içindir. Onun dışında benim herhangi bir kaygım olmadı bu tür konuda ama sadece şunda üzgünüm. Daha sık sık gelebilirdim belki diyorum ama iş, oradaki iş kurmamız, oradaki işimizin başında olmamız, işte o sorumluluk duygusu ne yazık ki beni biraz buradan uzak tuttu Türkiye'den. Ama orada artık yetiştirdiğim 5 tane, 6 tane şu an gül gibi asistanlarım var. Evet. Onlara güveniyorum, o zaman onlara teslim ediyorum. Şimdi rahatlıkla gelip gidebiliyorum en azından. 10 yıl içinde 8776 tane öğrenci evet. yetiştirmişsiniz. Evet, yani bizim şimdi okulumuza kayıt olup da eline sas tutturduğumuz insan sayısı bu. Şu anda 187 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Şu anda 187. Ne kadar? Şöyle bir daha tekrarlar mısın Arzu? 8776. 76 evet, tane gencimize. Her yaştan insan ama. Evet. Orada yani, buradaki gibi değil Ali biliyorsun sen okula da geldin orada gördün. Evet. Her yaştan insan var ama dedesi, şu var. Torun, çok bazen ailecek geliyorlar. Çok hoş. Torunuyla beraber gelen dedeler var. Hocam senin oradaki dershanede bir farklı bir ortam görüyorum ben geldiğim zaman. Şey yani böyle bütün ailecek oradalar ve hep birlikte yani oraya dershane gibi değil de böyle kendi evleniymiş gibi geliyorlar. Çok rahat ve çok hoşuma gidiyor benim oradaki. Biz orada ortam. Yani her şeyimizi paylaşıyoruz. Oturup sohbetlerimizi, derdimizi mesela çocukların okul durumları bile oturup tartışılabiliyor. Şu an sadece benim okulum olarak değil. Orası bir gerçek anlamda kültür merkezi olarak. Sizin gibi değerli insanlar geldikleri zaman da orada onlarla kaynaşabiliyorlar. Bu fırsatı herkes yakalayamaz tabii ki. Sohbet ediyorlar. Bunu onların geleceği için en azından kendi öz kültürlerini unutmamaları için çok büyük bir kazanç. Ben bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Kesinlikle o konuda çok oradaki başarının o güzel yani yoksa gurbette şey onun evet. eksikliği çok vardı. Ama bunu yendik. Benden sonra da artık devam ettirmek öğrencilerime ve asistanlarıma düşüyor. Çünkü ben bu yükü bir yere kadar taşıdım. Evet. Artık bu Türkiye ile olan bağımı koparmak istemiyorum. Sürekli gelip gideceğim artık. Kurban olayım. Ha. Ya bizi mahrum bırakma. Etmeyle mi? Bundan sonra sürekli... Duydunuz değil mi dostlar? Duydunuz. Artık Güler hocamız, canımız yerimiz de sık sık gelecek. Hocam sık peki yeni albüme klip çekildi mi? Ben gelmeden 2 gün önce çekildi. Gelmeden 2 gün önce çekildi. Yolcuyum bu dağlarda çekildi. Sanıyorum 10-15 gün içinde de girer. Yani Haziran sonu gibi veya Temmuz başı gibi girer. Biz o türküyü okuduk mu programda? Okuduk değil mi? Okumadık. Yok okuyacağım şimdi birazdan yok, okurum. O zaman hemen dinleyelim. Hayır o değil de ya Arzu. Yani ben bugün program işte kısa bir ara verdik. İşte dedik ne kadar kaldı? Yarım saat deyince ben dedim Allah Allah nasıl yarım saat? Ben de aynı şekilde. Çabuk baktı, gittim alalım. Olay güzel, coşku güzel. Bak oradaki evdeki sade koltukların rengi benzemiyor yani. Evet. Biz de aynı insanlarız. Evet. onu yaşamak güzel işte. Teşekkür ederim. İçinden doğaçlama hepimiz. Çok güzel. Senin yüreğinin güzelliği. Aslında zaman, biz diyorduk ki zaman çok uzun olsa da böyle 2 saat, 2.5 saat evet. o atmosferi buraya taşıyabilsek. Hı-hı. Ama inşallah o bir da olur. Bir dahaki sefer inşallah. Başka zaman. Uzadığı zaman. Bizde derler çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere de sürünme diye bir laf var. Değil mi Haydar? Çağrıldığı zaman gidilir. Evet. Peki o zaman çağırdık geldin, hoş geldin, sefa geldin. Dalal okuyalım mı? 2 parça. Neyle? Dalal. Dalal? Mardin türkümüz. Evet. Ha, anladım. Bir ay doğdu karşıdan. Bir kez yanımdan
işte ben yerine kapı diplerine kurban. Kara gözlerine çifte ben yerine kapı diplerine kurban. Karşıdan bakıyor, esti sevdanın rüzgarı, o yar gül gibi kokuyor. Esti sevdanın rüzgarı, yarim gül gibi kokuyor. Kara gözlerine çifte benlerine, tatlı dillerine vurma. Kara gözlerine, çöpe bellerine, tatlı dillerine vurma. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Bak ben diyorum hemen, Ali'yi fişekliyorum hemen. Bir uzun ama bir de böyle gitti. Ali fişekliyorsun tabii ki. Benim türkü nerede? Benim türkümü okumadınız. Hangisiydi? Sevda özlem silah hasret, tüter gözümde gözümde yok. Evet canım ciğerim, o türküyü okuyacağız. Yani ben okumayacağım, Arzu Hanım okuyacak. Ve onu, o türküyü armağan edeceğimiz bizim de biliyorsun ortaklaşa çok sevdiğimiz dostlar. Sevgili Gülzar ablam ve tüm Düzgün ailesine, sevgili kuzenlerimize, yeğenlerimize, Nilgin'imize, aşkıma, ondan sonra başka neydi? Nilgin? En küçüğün ismini hep unutuyorum hocam. En küçüğün adını unutuyorum. Hoca diyor. Bircan mıydı? Hoca diyemiyor. Hoca. Bircan. Hoca. Ne en küçük Bircan. Bircan. Küçük Bircan, evet. Hoca. Hoca ya. Gidiyorum şimdi. Hemen dinleyelim o zaman. O zaman Sevda Özlem, Silahsret diyelim. Adem Aslan Doğan'a ait bir eser. Thank you.
Türküydü hoca. Niye devamı gelmedi? Bu yeni türkü oluyor. Güler Hoca'ya sakladım ben bunu. Gizli. İkinci kıtası yasak. İkinci kıtası yasak. İki ve üçüncü kıtasını bu en son çıkacak albümde inşallah. Hazırladık. Altyapısı falan hazır var. Değil mi Erdoğan? Erdoğan sağ olsun. Aranjörümüz yazdı, hazırladı valla. Ben tabii benim stüdyoyu da hazırlayacağım, çalacağım. Hazır gelip okuyacaksın. Ben senin adına parayı alırım sonra. Stüdyo parası. Değil mi Sinan abi? Sinan abi. Ona göre. Hadi bakalım. Hocam albüm hazırlıkları yavaş yavaş düşünüyorum dediniz. Belli bir firma var mı kafanızda? Görüştüğünüz firmalar var mı? Yok, şu anda böyle bir firma yok. Tamam, o zaman İber Müziğin kapıları sonuna kadar açık. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Değil mi? Yanımda arkamda siz olursanız herhalde çok daha kolay olur. Sağ olun. Görüşürüz hocam. Hocamdan bir eser daha dinleyelim mi? Dinleyelim vaktimiz. Ne durumda? Var değil mi? 10 dakikamız. Oo. Tamam, o zaman daha varmış. Gari gider oldum. Değil mi? Bakın bu sazı değiştirmeyin. Daha aynı sazla. Çıkar herhalde. Tamam. Oldum kardeşler ve de kız kardeşlerim. Gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşlerim. Gayrı haram bu can bana, bu toprak damlar, bu sevda bana, bu ağaçlar, bu caddeler haram bana. Gayrı haram bu can bana, bu toprak damlar, bu sevda bana, bu ağaçlar, bu caddeler haram bana. Oğuluşak bir de karım, haydi git der git der bana, kuş bana, yılan bana, az bir çeker çiyan.
bu nasıl yara lan kardeş, bu nasıl yara lan kardeş, bu nasıl yara lan kardeş, bu nasıl yara. Çekilmişim yani, öz yurdumdan çeker giderim. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür evet, güzel. Bunlar da sevgili peki, Ahmet Kağan. Zamanı gelmişti, vallahi işte Arz orada, Güler Hoca burada, ben buradayım. İver Müzik orada, Duygu Müzik, Sinan Bey, Özlem Ezil. Burada. Diğer yapımcı arkadaşlarımız, prodüktörlerimiz hepsi burada. Güler Hoca. Gerçekten ama ben çok mutlu oldum. Güzel bir program oldu. Bir de şey, mesela ben sizin okul arkadaşı olduğunuzu ben bilmiyordum. Böyle de bir buluşma olmuş oldu. Ben önceden biliyordum. Ben burada öğrendim. Haydar Hocam'la görüşmüştük, konuşmuştuk. Tabii konuşmadık hiç ama. Evet. Sizin işte ben işte 83. Biz dershane döneminde işte hocamla konuşuyorduk. Ben Güler Duman fanatiği olarak. Evet öyleydi. Gerçekten öyle hocam. Yani bunu mübalağa etmeden söylüyorum. Ben 1983'te İstanbul'a geldim. İşte birkaç ay sonra falan işte Ok Meydanı'ndaki düğün salonlarında Sezer işte. Sen Şan'da çalışıyordun devamlı. Hı-hı. Ben işte Sezer'de, Anadolu'da, Çiçek'te işte Sevgi Kaya'ya, işte Hancı Babalar'a, Gülcan ablaya bağlama çalıyordum. Bizim grubun işi bittiği zaman biz ne yapalım? Haydi gidelim Güler Hocam'ın oraya. Hep birlikte oradaydık. O dönemde güzel günlerdi. Çok güzel günlerdi. O ara işte hoca Almanya'ya gittikten sonra 14 yıl hiç görüşmedik değil mi hocam? En son yani yaklaşık 12-13. 13 yıl. Yani 14. 14. sene görüştük. Görüştük. Nihayet. Manay'ın da bir konserde evet, görüşmüştük. Evet Özlem'le gelmişsiniz. Özlem Özil. De var. Aynı konserde değil mi Özlem? Evet Özlem Özil kardeşimiz Özlem, de var. Özlem Özil'le de aynı. Seninle de aynı konsere çıkmıştık zannedersem. Evet konserde birlikteydik. Aynı konserde. İyi sürpriz oldu benim için. Evet. 14 sene görmüyorum. Ben seni ilk önce klibi çıktığında şöyle bir baktım. Ya dedim ben bunu tanıyorum ama şimdi Kıvırcık da diyorduk ya sana biz. Kıvırcık doğru da ama bu Ali mi acaba? O Ali mi? Değil mi falan derken tanıdım ondan sonra. Kıvırcık'la da gitmiş zaten tamam, öyle dedi. Ama o Özlem çok başka bir şey. 14 sene görmeyip de ondan sonra bir araya gelmek. Bizim dostluğumuz ben, güzeldi çünkü. Ben karşımda hani farklı güzeldi. Bir Güler Duman. Hani eski aynı yani işte 83'ten bu yana aynı bildiğim tanıdığım Güler Duman. Şimdi hani uzun bir kopukluk olunca şimdi Allah bilgiler demişti lan acaba bizim Ali nasıl bir Ali olmuştu yani. Hı. Ben de mesela öyle o tedirginlikle mesela karşılaştım. Tabii insan diyorsun olduk, değişmiş tabii. Mi acaba selam verir mi? Ama bir gördük ben böyle. Şok oluyor. Dedi Ali lan sen hiç değişmemişsin. O dedi ben de değişmemişim. Çok güzel demeyi. O güzel. Nerede olursan ol, hangi yere gelirsen gel. Ne olduğunu kim olduğunu duyacaksın. Bizim büyüklerimizin bir lafı var. Kuş da yüksekten uçuyor ama ya dala ya yere bir gün inecek. O yüzden yüksekten uçmanın hiç alemi yok. Ama ben dostluklarla yüceldiğimi hissediyorum. Dostlarla ne kadar çok dostum olursa onunla zenginleştiğimi hissediyorum. Kahpeliklere karşı da susuyorum sadece derler ya. Susmak zorunda kalıyoruz daha doğrusu. Çünkü herkesi kendi çöplüğünde bırakacaksın. Kötü çöplüğünde kaldıkça kendisi daha iyi olur. Orada yerini bulur her zaman için. Biz her zaman dostluğu, güzelliği, barışı, sevgiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Onlardan birisi sensin. Arzu'yu tanıdım ondan sonra. Zaten Haydar'la da çok eski dostuz. Çok mutlu oldum bugün. Sizler birlikte olmak, hele türküleri paylaşmak gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Peki son paylaşacağımız türkü ne olacak hocam? Birlikte okuyalım, hep beraber son okuyalım. Son, tabii yaklaşık hep sona beraber. Geldik. Değil mi? Hocamdan bir veya iki işte peş peşine böyle evet, bağlantılı beraber türküler. Edelim biz. Ya sen oku hocam, biz sana eşlik ederiz bildiğimiz türküler olursa. Tamam. Bu arada son mesajlarınızı da alalım değil mi Arzu? Evet. Kapanışımızı da yapalım. Ondan sonra tam vaz gidelim. Kardeş. Sen ne diyorsun? Biz konuşmayalım. Valla ben ne diyeyim zaten ben. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten ben gurur duydum. Mutluyum. Hiç bitmesini istemiyordum ama çok çabuk geçti. Çok teşekkür ediyoruz Güler Hocam size. Haydar Hocam size de. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ben başta da söylediğim gibi çok mutlu oldum. Bir arada olmaktan. Dediği gibi paylaşmaktan. Güzel türkülerim. En azından bu dostluğumuzu ekrana yansıttığımız çok güzel bir şey. Bu olay gerçekten güzel.
bu imkanı sağladığınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle dilinizden türküler, yine hep aynı şeyi söylüyorum. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, sıhhat eksik olmasın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir çift turnadan sakın bir yere ayrılmayın. Allah'a sağlık. Çekişem kalbim.